Herkese merhabalar. Bugün T-Drop'la tişört tarafında tedarik sistemi nasıl yapılır? Amerika'dan kargolarınız, tişört, hoodie ve bunun benzeri ürünleri kendi istediğimiz baskı tasarımlarla nasıl çıkartırız? Entegrasyon nasıl yapılır? Sizlere hazırlamış olduğumuz tanıtım görselindeki sorularla başlayacağız. Daha sonrasında sizden soru cevap alarak ilerleyeceğiz. Yanımızda T-Drop'tan Eray var. Merhabalar herkese. Merhaba tekrardan. İstersen sen kendinden bahset. İlk sonra direkt T-Drop sistemine geçelim yavaş yavaş. Evet, ben herhalde 8 yıldır Amerika'dayım. Ortağımla birlikte burada Dropshipping Fulfillment adı verilen hizmeti yapıyoruz T-Drop'la. Basitçe T-Drop sizin adınıza, sizin siparişlerinizi Amerika'da yönetiyor. Yani tişörte sizin dizaynınızı basıyor ve sizin müşterinize İngilizce'de white tag denilen, yani bizim markamızı kullanmadan ürünleri yolluyor. Bu zaten çok bilinen bir satış stratejisi. Etsy'de birçok satıcı büyük web siteleri üzerinden bunu yönetiyordu. Biz de biraz daha Türkiye'ye yönelik, biraz daha Türk müşteriye yönelik, Türkçe hizmet veren bir web sitesinin açık olduğunu fark edip bu işe girdik. PR medyayla da bu anlamda ufak bir açıkçası PR çalışmamız var. Bu da video serimizin ilk videosu. Bunu da belirtmemiz lazım. Bugünkü açılış biraz sitenin neler yaptığıyla, bizim size nasıl yardımcı olacağımızla alakalı ama gelen sorular üzerine bunu haftalık olarak yenileyip biraz daha hani bir seri haline getirebiliriz ve daha çok daha bilgilendirici bir hale geleceğine eminim videoların. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz. İkinci, üçüncü videodan sonra böyle basım tarafında mesela paketleme vesaire gösterme şansımız olursa transfer baskı tarafı Tabii ki, tabii ki. nerede gösteririz? Onlar da keyifli olabilir. Evet. Bu arada Biraz burayı yaşatmaya çalışırız. Lafını kestim. direkt başladık ama şimdi sonradan izleyecek arkadaşlar için de düşündüm, şimdi boşluk olmasın. Video kayıt olacak zaten, kaçıracak olan arkadaşlar için de. O yüzden hani bekletmeden direkt biz konuya girdik. Hatta biz devam edelim yine. Ben Ben de şimdi aynısını düşündüm aynen. hemen sorularımı açayım. İlk sorudan başladık aslında. T-Drop nedir? Tekrarlayalım mı? Tekrarlayalım. Burada soru cevap şeklinde aşağıda biz zaten süreleri de koyacağız. Oradan direkt soru cevap şeklinde de bakmak isteyenler bakabilir. O zaman T-Drop nedir diyelim tekrardan. T-Drop Dropshipping Fulfillment platformudur. Yani T-Drop sizin siparişlerinizi sizin adınıza Amerika'da müşterinize gönderir. Benzer sistem Printify ismiyle var. Birçok kişi bildiği için bunu söylemekte sakınca duymuyorum. Ya da Printful ismiyle var. Bu bir iş modeli. Siz fiziksel olarak Türkiye'den tek tek tişörtleri yollarken çok zorlanacağınız için ya da belli bir baskı ekipmanına sahip olamayacağınız için evde. Siz hesabı yönetip dizaynları yüklüyorsunuz. Yaptığınız satışları da bizim üzerimizden müşterinize ulaştırıyorsunuz. Biz bu iş modelini Mayıs ayında hayata geçirdik ve aktif olarak şu anda 100 küsür müşteriye hizmet veriyoruz. Tam sayı aklımda değil. Temel mantığı bu. T-Drop bir dropshipment fulfillment platformudur. Daha çok şu anda Etsy üzerinden bu iş yapılsa da tek platform Etsy değil. Hani o yüzden sadece yani Etsy'de tişört satışı olarak reklama çıktık. Çünkü danışmanlık veren firma da diğer medya da Etsy üzerine yoğunlaşıyor ama aynı iş Amazon'da ya da diğer platformlarla da yapılabiliyor. Ya da siz Shopify'dan kendi sitenizi üretip kendi dizaynlarınızı yükleyip yine hoodie, tişört ya da sweatshirt satışı yapabiliyorsunuz. Yani konu Aslında bizim ürün bir görmüş yanlış değil. algı var değil mi sistemde? Hani sadece Etsy'de sanki böyle dropshipping tarzı bir şey yapılacakmış gibi geliyor. Bizim Evet. özellikle Printify kullanıcılarına diyeyim. Evet. Ya orada şöyle, Printify'da çok fazla Shopify'da var ama Amazon biraz karışık. Amazon'da bir şirketleşme zorunlu gibi sanıyorum. Ve daha fazla reklam harcamanız gerekiyor. Etsy biraz daha çok işlek bir sokakta size bir dükkan veriyor ve al bunu işlet diyor. Etsy'nin daha temiz ve kolay bir mantığı olduğu için özellikle Türkiye'de tercih ediliyor. Bir de bizim işimizin doğası gereği biz her ürünü customize edebildiğimiz için yani kişiye özel baskı yaptığımız için hani müşterinin ismini de yazabilirsiniz dizayna. Etsy'nin doğasına biraz daha uygun. Çünkü Etsy'nin asıl olayı nedir? El yapımı, kişiye özel. Biz bunu elimizdeki baskı ekipmanlarıyla ya da kurduğumuz sistemle sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla iş bizim özelimizde de iş biraz Etsy üzerinden ilerliyor. Ama öyle olmak zorunda değil. Platformumuz Shopify'ı ve Amazon'u da entegre edecek altyapıya sahip.
Dolayısıyla kişi kendine güvenip Shopify markası yaratırsa biz yine o noktada destek oluruz ki oluyoruz da. Ya şöyle bir şey öneriyorum ben mesela tedarikçi sistemiyle çalışan firmalara. Sadece Etsy kanalı üzerinden bir tedarikçiyle çalışıyorlar. Ben diyorum genelde bu karınızın 1/3'ünü bir kenara ayırın. Bunu da kendi web sitenize, Shopify tabanlı bir web sitesine yatırım olarak görün. Çünkü yarın Etsy olmayabilir durumu var ya da hani tek oraya bağlı kaldıklarında. Burada aslında bir yandan kendi markan için koleksiyon hazırlayıp yine buradan sizin sistemle tedarik sağlayabilir kullanıcılar. Tabii ki. Amazon'da da şu anda ciddi bir açık var bu konuda. Amazon'a da girilebilir. Amazon Handmade tarafı da mesela çok boş Etsy'ye nazaran. Tabii trafik konusunda hani Etsy daha mı iyidir? Muhtemelen Amazon Handmade'den daha iyidir ama şimdi Amazon'un ne yapacağı belli olmaz. Yarın bir gün Handmade tarafına bir reklam yüklenirse tabii ortalığı toz duman eder. O sebepten dolayı böyle sadece tişört mantığıyla da bakmak lazım. Burada işte hoodie veya sadece kış ürünü üretiyorsunuzdur. Sweet hoodie tarzı şeyler de baskılayabilirsiniz. Ya da önlük, işte apron, çocuk giyime dair şeyler. Burada böyle tişört başlığıyla çıkıyoruz ama sadece tişört olarak da algılanmasın. Birçok çeşit var. Zaten onlara da gireceğiz Eray Bey'le. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Bu arada soru gelmeye başladı. Onları artık soru cevap kısmında yanıtlayacağız. Şimdi arkadaşlar tam böyle soru cevabımız bizim kendi tasarladığımız, konuştuğumuz bölünmesin. T-Drop nasıl çalışıyor demişiz ikinci soruya sistem olarak. T-Drop basitçe üyelik oluşturuyorsunuz. Biz sizin Etsy hesabınızı T-Drop hesabıyla eşleştiriyoruz. Böylelikle o siparişleriniz senkronize bir şekilde sisteme düşüyor. Ve siz sadece sattığınız dizaynı yükleyerek checkout yapıyorsunuz. Biz 1 ile 3 iş günü arasında bu siparişleri depomuzdan çıkartıp müşterinize, sizin adınıza yolluyoruz. Bu süreçte de işte gerekli kargo bilgilerini Etsy ile ve sizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla anlık olarak Etsy üzerinden bizim sisteme girmeden siparişinizi takip edebiliyorsunuz. Biraz butik bir firma olmanın avantajıyla biz ürünleri aslında %90 olasılıkla ilk iş gününde çıkartıyoruz ki bu büyük firmalarda bulamayacağınız faktörlerden bir tanesi. Yani biz Teleki sezonda patladıklarını varsayarsak. Evet, kesinlikle ki muhtemelen bu ay sonunda büyük firmaların patlayacağı öngörüsünde de bulunuyoruz. Biz bayağı hazırız. Şu anki kapasitemizin 2-3 katını kaldırabilecek durumdayız. Şu anki sipariş adetimizin daha doğrusu. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlem bu. Basitçe. Ben şimdi çok basit bir soru daha soracağım. Bu bizim gruptaki kişilerden gelecek bir sorudur. Gelmeden sorayım ben. Genelde sorulan bir soru. Mesela T-Drop sistemini kullanabilmek için bir şirket sahibi olmak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Etsy hesabınızın olması kafi. Etsy'yi açabildiyseniz, satış yapabildiyseniz T-Drop'a girebilirsiniz. Ama olur da bir şahıs şirketi kurduysanız ve bir şirket olarak iş yapıyorsanız, bu Türkiye'deki vergi kısmına sen çok daha hakimsin Ali. Bizim sistemimiz size fatura veriyor. Hani o öyle bir soru işareti oluyor insanlarda. İstediklerinde içeriden invoice çekebiliyorlar direkt. Aynen öyle. İstedikleri anda içeriden invoice çekebiliyorlar. Bu da Türkiye ile ilgili o vergi soru işaretlerini gidersin diye yaptık. Printify'ın çok benzeri bir faturamız var hatta sistemde. Şeyi de belirteyim. Şimdi sisteme giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz dediniz. Orada biz kendimiz de direkt devreye sokalım. Hem bizden kayıt olan arkadaşların kullanacağı kampanyayı da tekrardan kısa bir süreliğine de olsa ilk gelenler faydalansın hiç değilse. Burada kayıt olurken referans kodu istiyor. Oraya BR Medya yazıp kayıt olabilirsiniz. Burada şöyle bir kampanya tasarladık. Eray Bey, isterseniz siz söyleyin kampanyayı. Lütfen siz devam edin. 100 TL diyorum. 100 dolarlık wallet yüklemelerinde 20 dolarlık bir indirim mi? Yoksa ekstra bakiye yüklüyoruz hesaba. Aslında yani 120 dolar oluyor 100 dolarda. İlk seferlik bu arada. Sadece ilk yüklemede. Kısa bir süre olacak arkadaşlar. Yani aktif bir tedarik sistemi kullanıyorsanız, örnek veriyorum Printify, Print on Demand tarzı bir sistem kullanıyorsanız, zaten siteye girip maliyetlerin de ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz. Hele ki ikinci, üçüncü kargolardaki muazzam değişimler yine kar marjınızı da etkiliyor. Ya buradaki bizim sistemdeki Eray Beylerle çalışmamızın en büyük avantajı şu oldu. Hep Printify örneğini veriyoruz ama hani artık tekelleşmiş gibi oldu. Onu da kırmak gerekiyor bir zamandan sonra. Orada bir dil desteği veya iptal iade tarafında böyle destek alabileceğiniz, soru sorabileceğiniz
muhatap bulamıyorsunuz bazen ya da ticket açmanız gerekiyor ya da işte aramanız gerekiyor olabilir. Ama burada bizim Türkçe dil desteği en büyük şansımız, hele ki İngilizce bilmeyen vatandaşlar için, hani çeviriyle listeleme yapıyordur, satış yapıyordur. Bunlar çok karşılaştığım şeyler. Ama buradaki diğer problemleri direkt T-Drop ekibiyle çözebiliyoruz. En büyük avantajımız da aslında gece böyle ulaşamadığımızda Amerika'da olmalarının da artısı var. Biliyorsunuz genelde Amerika pazarı bizde gece olduğunda hareketlenmeye başlıyor böyle prime time zamanı. O sebepten dolayı en büyük artımız o diye düşünüyorum. Burayı da hemen geçiyorum, diğer soruya geçelim. T-Drop'un diğer firmalardan farkı nedir veya avantajları nedir sorumuz. Evet, ben zaten bir öncekinde ekleme yapacaktım. Printify dediğiniz gibi artık dile pelesenk olmuş durumda. Sistemi bayağı, özellikle Doğu Avrupa'da onlar yönetiyorlar. Zaten Letonya bazlı bir firma. Bizim farkımız Printify bir yazılım. Printify sizin tişörtünüzü üretmiyor. Yani siz Printify'a ulaştığınızda Printify sizin isteğinizi bir başka kişiye aktarıyor. Dolayısıyla orada bilgi kulaktan kulağa çok fazla dağılması gerekiyor ve bu bir süreç. Bu mesela üretime yolladığınız bir malda değişiklik yapmanız imkansız Printify'da. Aslında bu Fiverr'ın fiziki ürün satan versiyonu gibi diyebiliriz aslında. Yine bu pazar yeri içerisinde. Evet, çok aynen öyle. Yani onlar baskı merkezleriyle çalışıyorlar. Baskıyı kendileri yapmıyorlar. Baskı merkezinin hatasında da çok fazla sorumluluk almayabiliyorlar. Biz biraz daha butik olmanın avantajıyla, yani şu anda bu bilgisayarın 10 metre arkasında tişört basılıyor. Bu da çok büyük bir artı diye düşünüyorum. Yani Türkçe dil desteği kesinlikle, 24 saat ulaşılabilirlik bence bir artı ve hani Printify'ın çok büyük olması belli şeylerden taviz vermeyeceği anlamına geliyor. Fiyat onlardan bir tanesi ki belli bir satışın üstünde yapıyorsanız, günde 2-3 tişört bile satıyorsanız zaten çok ufak marjinlerle çalıştığınız için bizle çalışmanız ciddi bir artı sağlayabiliyor size. Hani matematik yaptığımızda. Burada sizin tabii önerdiğiniz tasarım değil mi? Tişört tasarımları mı diyebiliriz artık şey? Üstüne baskı yapılan değil de model diyelim. Burada zaten evet, sizin en çok satış yaptığınız ve Amerika'da en çok satış yapılan, artık hakim olduğunuz Bella Canvas modeli. Tabii Türkiye'de böyle şunun modeli, bunun modeli diye çok fazla adlandırılan bir model yok. Hani tişört mantığıyla bakılıyor. Son zamanlarda sadece kaftın kesimleri gibi klişesi çıkmaya başladı. Orada mesela o konuda burada destek oluyorsunuz değil mi kullanıcılar? Yani şimdi 5 tane farklı model var diyelim. Hani en çok satan hangisi olur? Tasarım olarak demiyorum, direkt model olarak diyorum. Ya şu noktaya kadar olmuyorduk. Ama sizle olan birlikteliğimizde ufak bir eğitim seansları da olacak. Mutlaka yardımcı olunur. Etsy özelinde Bella Canvas, hatta Amerika özelinde diyelim, Bella Canvas biraz daha böyle Selpak gibi bir marka olmuş durumda. Yani kişiye özel bir tişört alıyorsanız çok yüksek olasılıkla Bella Canvas alıyorsunuz. Niye? İnsanlar o etiketi görünce biraz daha rahat hissediyor, kumaşı biliyor. O üründeki boyutu nedir? Large mı giyiyor? Extra large mı giyiyor? 2 extra large mı giyiyor? Bunu biliyor. Renklere hakim. Yani çünkü işte lacivert. 50 farklı lacivert tonu olabiliyor. Yani kaftın laciverti ile Bella Canvas'ın laciverti birebir aynı değil. Dolayısıyla siz Türkiye'den kaft yollarsanız Amerikalı müşteri onu lacivert görmeyecek. Ve hani bu sorun yaşanıyor. Bu sorun çok kez yaşandı. Bu tecrübeyle söylenen bir şey. O yüzden Bella Canvas. Zaten Etsy'de de bu işi yapmak isteyen arkadaşlar dolaşırlarsa mock-up'larda, yani model fotoğraflarda çok net bir şekilde insanların üstüne basa basa biz bunu Bella Canvas 3001 modeli yolluyoruz dediklerini görebilirler. Yine aynı şekilde diğer sitelerde Printify, Printful hepsi Bella Canvas'ı ön plana çıkartıyor. Çünkü sattığı bilinen bir ürün. Biz de burada yani işleyen bir düzeni değiştirme derdinde değiliz. Kendi markamız var. Rustic United adı altında daha uyguna evet satabiliyoruz ve Bella Canvas'a çok benziyor renkleri. Birebir aynı diyebilirim. Ama Bella Canvas üzerinden genelde ilerleniyor ve Etsy'de aşağı yukarı insanlar ne yapıyorsa o imkanı biz onlara tanıdık. Yani bütün ürünler, Gildan T-shirt, bu da bilinen ikinci bir marka, bizde mevcut. Sweatshirt bizde mevcut. Uzun kollu, kısa kollu bütün tişörtler bizde mevcut. Sorunun cevabı da böyle burada yani. Nereden bulunur bu mockup'lar? Şu anda yani üretim aşamasında bir bilgi paylaşımı olacak sizin tarafınızdan özellikle. Beraber bir karışım yapacağız.
Ama Etsy özelinde büyük hesaplar ne yapıyorsa aynısını yapmak. Yani bu, buradaki şifre bu. Çok da zor değil. Ya bir çok yüksek bütçemiz yoksa aslında böyle şeye girmemek gerekiyor. Ya benim bugün canım kelebek çizmek istedi. Ben kelebek çizeyim ve tişörte basıp satayım. Aslında geri dönüş muazzam bir tasarım olabilir. Gerçekten güzeldir ama amaç ticaretse dediğin gibi o zaman bestseller neyse abi arkasından kovalayacaksın. Aynen öyle. Zaten Etsy de aynı zamanda dijital üründe satıldığı için muhtemelen o gördüğünüz model dizaynları Etsy içerisinde satın alabiliyorsunuz ve çok büyük bir yatırım gerekmiyor. Hani dijital ürünler çok ucuz. İçinde bile o mokaba yatırdıkları para ya da sistem üzerinde hazır template'lere ve tasarıma verdiği para aslında belki bir tişört satışıyla kazandıracak geri. Daha kesinlikle fazla hatta. Ya bizim siteden alınan o $20 bonus büyük bir hesabı çıkartır mokaplarla ilgili. Çünkü 4-5 dolara çok büyük paketler satın alabiliyorsunuz. Şimdi diğer soruma geçiyorum hemen. T-Drop hangi ürünlerde hizmet veriyor? Biz yine üstüne konuşup şey yapıyoruz ama şey de yapabilirsin Eray istersen. Ekrandan sizin siteyi açıp orada böyle bir tablo gibi bir şey var ya, orada seçenekleri de gösterebiliriz. Tabii evet, kullanıcılar da görebilir ama video izliyorsa eğer belki uzanıp izliyordur birisi. Hem göstermiş olalım, aklında kalsın. Şu arada paylaşıyorum. Tamamdır. Gözüküyor mu ekran? Evet, ekran geldi şu anda. Süper. Ana sayfamız bu şekilde. Logomuz bir koala. Ana sayfada sistemin nasıl çalıştığını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani basitçe bizim ürün gamımıza bakıyorsunuz. Ürün gamımız üzerinden listinglerinizi yani listelerinizi çıkartıyorsunuz. Satış yaptıktan sonra satış detaylarını zaten otomatik sistem bize taşıyor. Bize iletiyorsunuz. Biz sizin adınıza order'ı hazırlıyoruz, siparişi hazırlıyoruz ve müşterilerinize gönderiyoruz. Temel şema bu şekilde. Buradaki ürün gamında biz yani kısa kollu, askılı, sweatshirt, hoodie, önlük, tote bag yani çanta ve çocuk ürünleri sunuyoruz. Fiyatları web sitemizden görüntüleyebilirsiniz. Burada 100'ün üzerinde ürün olduğu için ben tek tek bakmayacağım. Zaten biraz daha can alıcı nokta olduğunu düşündüğüm kargo ücretlerine dönmek istiyorum. Bu sektörde kargo yollanan ürün adedi üzerine fiyatlanıyor ve genelde web siteleri, hani yine isim verdik diye konuşuyorum, Printify en ucuzu yanlış hatırlamıyorsam ilk üründe 4.75, sonraki her üründe 2.45 diye hatırlıyorum bir ücret alıyor. Bizde ilk ürün 4.39, orada zaten işte 36 centlik bir kar var. İkinci ürün 1 dolar, ondan sonraki her ürün 2.20. Yani iki ürünlük bir siparişte sadece kargoda elde edeceğiniz kar $2.5, $2 civarı. Bu da aslında burada kar marjı yani fiyatı $2 daha düşüyor alıp aslında aynı kar marjda da satış imkanı sunuyor bu sistem. Aynen öyle ki bizde zaten ürünler de daha uygun olduğu için biz onun matematiğini yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tişört bir siparişte 2.60'lık bir kar oluyordu. Her gün bir tane iki tişört bir sipariş bile alsanız ay sonunda $60'lık bir kar yapar ki TL'ye çevirdiğimizde çok da düşük bir para değil. Evet. Aşağıda biz yaptığımız baskı yöntemini tanıttık. Bizim baskı yöntemimiz DTF. Bunu paylaşmamızın nedeni de dönem dönem müşterilere, daha doğrusu işte Etsy satıcılarına müşteriler soruyor. Siz hangi baskı yöntemiyle bu tişörtleri basıyorsunuz diye. Bu yüzden ana sayfamıza yer verdik. DTF kullanıyoruz. DTF direkt bir film, yani biz bir filme baskı yapıyoruz. Sonra o filmi de ısı yardımıyla tişörtün üstüne taşıyoruz. Renkler oldukça kaliteli çıkıyor. İyi bir baskı yöntemi. Zaten yeni teknoloji. Yaklaşık olarak 2-3 yıldır kullanılıyor. Web sitemiz bütün browserlarda çalışıyor. Yani Android telefonunuzdan, Apple telefonunuzdan ya da herhangi bir bilgisayardan sistemi açabiliyorsunuz. Tam entegrasyonu var. Ve 24 saatlik müşteri hizmetleri. Zaten bunu size biraz önce konuşmanın başında da iletmiştik. Başka soru yoksa ben sistemin iç arayüzüne geçeceğim. Burada aslında kısa cevap verebileceğin soru var, hemen sorayım. Birisi hangi dillerde destek görüyorsunuz? Bundan zaten üstüne basa basa Türkçe ve İngilizce ana dil olmak üzere aslında iki dilde hizmet veriliyor ki ilk aşamada yeterli diye düşünüyorum. Otto'da vesaire, hani Almanya vesaire satmıyorsanız. Evet. Diğer sorumuz da toptan ürün siparişi alıyor musunuz? Toptan adet sınırımız yok. 50'nin üzerindeki siparişlerde
indirim için canlı yardıma ulaşabiliyorsunuz. Orada biraz daha fiyatta indirim yapıyoruz. Ama toptan sipariş alıyoruz. Ayrıca bu gelen siparişler eğer toptansa Etsy, Amazon ya da diğer platformlar üzerinden gelmek zorunda değil. Yani ben Amerika'da şöyle bir bağlantı buldum. Buraya 1000 tane tişört satmak istiyorum dediğinizde de biz yardımcı olabiliriz. Bu tarz durumlarda da siz Drop'tan bize ulaşabilirsiniz. Son tüketiciye teslim olana kadar aslında kargo tarafında bile destek olursunuz o zaman. Hani böyle hacimli bir şeyde bile. Evet, sipariş. Kesinlikle. Yani sonuç olarak bizde bu üretim mekanizması var. Ve yani istediğimiz zaman istediğimiz sayıda tişörtü üretip müşterilere ulaştırabiliriz. Dolayısıyla o siparişin nereden geldiğinin bir önemi yok açıkçası. Tamamdır hocam. Bu arada arkadaşlar T-Drop'la ortak açtığımız bir tane Telegram sayfası var. Ben onun linkini de videonun altında paylaşacağım. Orada grupların linkleri de olacak. Kayıt olup hani bizim yine bahsettiğim gibi bizim referansla kayıt olup ilk $100 yüklemenizde $20 bir bonus olacak kısa süreliğine bu arada. Şimdi 2 hafta sonra izleyip videoyu ya da 1 ay sonra izleyip arkadaşlar talep etmesin. oradan ulaşabilirsiniz. Orada kayıt olduktan sonra entegrasyon süreciniz için destek de var. Hani direkt web sitesi üzerinden değil de oradan da hızlı iletişimde bulunabilirsiniz. Eray o zaman sendeyiz. Hani sistemi gösterebilirsin istediğin gibi. Evet. Merak eden olacaktır paneli illaki. Mutlaka. Ya çok basit bir üyelik formumuz var burası. İsim, soy isim, telefon numarası, e-mail ve şifreyle birlikte üye oluyorsunuz. Referral koda bir yer medya yazmayı unutmayın. Üye olduktan sonra bize tercihen Telegram ya da T-Drop üzerinden ulaşmanız gerekiyor. Sizin Etsy hesabınıza, buradaki T-Drop hesabınızla eşleştirmemiz adına. 2-3 dakikalık bir işlem. Yeni yıla kadar bu manuel şekilde devam edecek. Sonrasında biraz daha otomatik bir düzene geçecek. Sonrasında böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bu bizim deneme hesabımız. Basitçe bugün sipariş verdiyseniz bugünkü ve bu haftaki siparişlerinizi burada miktar olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki grafik son hafta hangi gün kaç paralık sipariş verdiğinizle alakalı. Sağ tarafta şu anda elimle gösterdiğim kısım ay içerisinde kaç sipariş verdiniz, hangi ayda ve ilgili fatura, biraz önce bahsettiğim fatura detaylı bir şekilde sipariş gözüküyor. Eğer şirket olarak iş yapıyorsanız ve biraz önce sanırım bahsetmedik. Siparişleri tek tek kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu birinci yöntem. Ya da Türkiye'de özellikle banka saatleri dışarısında kredi kartıyla işlem yapıldığında kur makası biraz fazla açıldığı için kişiler zarar edebiliyor. Ya bir de şöyle bir durum da var. Cüzdanın avantajı Türkiye'de. Avantaj mı diyeyim artık, dezavantaj mı? Şimdi bizde her gün dolar kuru yükseldiği için ne kadar erken attın o kadar aslında ertesi hafta belki $100 maliyet sana $102 olacak açıkçası. Öyle kötü bir durum da var. Hani cüzdanın en büyük avantajı burada kartla tek tek ödemek istemeyen kullanıcılar direkt hızlı bir şekilde aslında çekebiliyor orada. Tabii bir de ilk seferde $20 bir bonusu var. Buradan hesabınıza ekleme yapabiliyorsunuz. Sistemde dizayn kaydedebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Yani Etsy'de 20 tane liste yüklediniz. Dolayısıyla en az 20 tane dizaynınız var. Ve her bir siparişte o dizaynı bilgisayardan tek tek bulup siparişe eklemek biraz yorucu olabilir. Burada 100'e kadar dizayn ekletebiliyoruz sizin profilinize. Burada zaten şey diye düşünülmesin, hani 100 az diye düşünülmesin. Zaten hani 1000 tane listingli olan bir sayfada taş çatlasın 30 tane listing tutuyor açıkçası. O sebepten hani sabit böyle sürekli dönüşüm alan. Yani şeyde anlaşılmasın şimdi, hani 1000 tane ürün yüklemenize gerek var anlaşılmasın. Bu 100 tane de 3 tane tutabiliyor, 5 tane tutabiliyor. O sebepten dolayı aslında direkt orada kütüphaneden her seferinde otomatikman çekersiniz. Yani 100 bile aslında fazla diyebilirim. Ya bir de dönem dönem satacak ürünler belli. Şu anda mesela buradaki örnekte gözüktü muhtemelen. Yani şu anda Christmas ürünleri satıyor. Dolayısıyla Noel Babalı. Yani custom name babalı yaparlarsa tabii ki her seferinde yükle sil yapabilirler dolduğu takdirde. Tabii ki de. Ama hani işte Christmas dönemi Christmas ürünlerini yükleyip sonrasında sevgililer günü ürünleri, anneler günü ürünleri yüklenirse bu sistem zaten yönetilebilir. Yani sipariş aşamasını da hızlıca göstermek istiyorum. Sistemi biz sizi açtığımızda, yani Etsy hesabınızı T-Drop hesabınızla eşleştirdiğimizde
New Order butonu aktif olacak. Şu anda yeni üyeyseniz muhtemelen bu butonu görüntüleyemiyorsunuz. Bize Telegram'dan ya da web sitesi üzerinden ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında burada kendi dükkanınızı görüntüleyebileceksiniz. Ve görüntülediğinizde dükkanla ilgili bir Etsy siparişi varsa ekranınıza aynı bu şekilde düşecek. Yani bu order numarasıyla bu kişi bir sipariş vermiş. Sipariş seçtiğinizde Etsy detayları zaten karşınıza dökülüyor. Yani Etsy'de bu sipariş gri renginde 2x large boyutunda herhangi bir personalization olmadan bir adet sipariş edilmiş. Sizin burada tek yapmanız gereken bu design dosyasını bulup, ki eğer kaydettiyseniz aşağıda gözükecektir. Bakalım kaydedilmiş mi bu? Kaydedilmemiş ama ben örnek olması adına bir tanesine tıklıyorum. Dizaynı seçmek, sonrasında ilgili tişörtü bulmak, ki bellek canvas 2x large gri rengi ve baskı yerini belirlemek. Genellikle tişörtlerde sadece ön baskı yapılıyor ama belli dizaynlarda arka baskı, işte paket cep kısmında bir baskı, hem öne hem arkaya baskı talep edilebiliyor. Bu durumlarda birden fazla dizayn yüklemeniz isteniyor sistemde. Ya onu yükleyebiliyorlar. Ben de onu soracaktım. Evet evet. Hemen tamam. İkinci baskı açılıyor. Ön baskı, baskımızı seçtik. Bir sonraki sayfaya geliyoruz. Bir sonraki sayfada size tam olarak şeyi gösteriyor. Siparişin detaylarını, wallet'tan da balance ekleyerek, balance'daki miktarınızla işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Şey sürecini nereden takip ediyorlar, bu processing sürecini? Sipariş gittikten sonra order liste, yani sipariş listesinde zaten şu en üste çıkmış oluyor. Mesela bu sipariş bugün verilmiş. Türkiye saatiyle 4.30'da verilmiş. Amerika saatiyle 10.33'de 2 saat önce verilmiş. Matematikte yanlış yaptım. Neyse. Sonuç olarak siparişi buradan görüntülüyorsunuz. Ve sipariş bayağı bir saatimiz oluyor. Evet, güzel bir sipariş. Evet, güzel bir sipariş. Bizim saatimizle saat 3'te Türkiye saatiyle 11'de biz bu siparişin detaylarını üretim ekibine iletiyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki siparişler gibi bu sipariş shipped oluyor. Yani kargo çıktı oluyor. Ve tracking number, yani kargo takip numarası da otomatik olarak Etsy'de bu siparişe ekleniyor. Süper. Dolayısıyla şey, tracking yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Sizin order direkt complete yapıyor tracking'le o zaman. Evet. Yani siz bu siparişi buraya girdikten sonra manuel olarak Etsy'de ya da bizim platformda bir işlem daha yapmanıza gerek yok. Sabah uyandınız, 7 tane sipariş var. Geldiniz, siparişleri buradan girdiniz. Ondan sonra bütün sorumluluk T-Drop'a geçiyor. O siparişin hazırlanıp Etsy'de müşteriye bildirilip kargosunun gönderilmesi tamamen T-Drop'ın. O zaman bunun bir gelişmiş versiyonu şu. Örnek veriyorum, ürünün SQ'suyla sabit görsel aynı SQ eşleştirildiğinde aslında orada cüzdanında da para varsa otomatikman kendini çevirebilir. Yapılabilecek bir şey bu arada. Şu an onun üzerine çalışıyoruz. Yazılım çok ekibi çalışıyor. Güzel bir sistem olur yani. Ama zaten onun benzeri bir düzen şurada var. Şöyle ki zaten bu dizayna bir SQ'yu verdiyseniz bu aramada bulmanız mümkün. Yok yok, o anlamda demiyorum. Hani biz girip tıklamadan da SQ'yu direkt eşleştirip mümkün. Öyle direkt... şu an çalışıyoruz onun üzerine. Ama tahmin ettiğinizden biraz daha karışık bir algoritma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla muhtemelen birkaç ay sürecek ama yaza doğru o sistemde mümkün. Yaza doğru sistemi otomasyona aldığınızda, eğer kişiselleştirilmiş bir sipariş yoksa, hani çünkü kişiselleştirilmiş siparişlerde yeni görseller çıkmanız gerekecek. Yani buradaki tabii. Örnekte şurada teyze yerine işte teyzenin ismi yazıyorsa bunları sizin manuel olarak girip yüklemeniz gerekecek. Ama onun dışında evet, siparişler otomatik olarak Etsy hesabınızdan bizim platforma, sonrasında da eğer cüzdanınızda para varsa doğrudan T-Drop'a aktarılabilecek. Ya şöyle, mobile bildirim geldi sadece. Cüzdanındaki para %20 kaldı. Yani risk uyarısı verecek. Sadece girip para yükleyeceksin. Evet, ideal dünya ama şu anda evet. Çalışıyoruz zaten o konu üzerine. Evet. Ben yapabileceğinizi de düşünüyorum artık. Versiyon şu anki 2, versiyon 2 herhalde değil mi? Sizin evet, bu 1.5 diyelim hatta. 2 demeyelim. Tamam. 1.5. O zaman 2'de muhtemelen 2 ya da 2.5'da görürüz diye düşünüyorum. Ki 2.5. O da artık hani ben biraz abarttım. Üşengeçliği oluyor ama şimdi çok fazla mağazanız varsa çok büyük artıları da olabiliyor o tarz. Evet. Bir de bunu da order'a harcadığınız süre yok şu an. Ya bizde dürüst olmak gerekirse
Muhtemelen her bir siparişi eğer sisteme biraz alıştıysanız 20 saniyede 30 saniyede geçebilirsiniz. Çok kalabalık bir sipariş olmadığı sürece. Mobil tarafı nasıl? Responsive hani telefondan mobil sipariş verilebiliyor ama tabii şimdi dizaynlar epey yer kapladığı için yani birçok kişinin telefonunda dizayn olmadığı için telefondan sipariş vermiyorlar. Ama bu mümkün. Eğer İçeride kayıtlıysa eğer oradan geçebilir. Evet geçilebilir. Yani orada telefon hani telefona değil aslında T-Drop'a düşüyor direkt order bildirimi. Oradan da direkt aslında içeriye kaydetmenin artısı da artık bu oluyor. Dışarıda da aslında bilgisayardan uzak kontrol de edebiliyoruz. Bu güzel artı bence. Aynen. Devam edelim. Şeye de ekleyeceğim şimdi hem bilgilendirme amaçlı olsun. Şimdi şöyle diyenler de vardır mutlaka hani tamam güzel tişört çıkıyorsunuz her şeyi yapıyorsunuz fakat biz bu tasarım tarafını nasıl yapacağız? Biz burada yeni içerikler çekiyoruz şu an. Onlara başladık. İşte Etsy'de satış yapılabilecek tişört tasarımları nasıl bulunur? İşte nereden bulunur? Nasıl analiz yapılır? Bu tasarımlar nereden satın alınır? Bu tasarımlar doğru template'lere nasıl mockup'lanır? Ya da işte farklı bir çalışma yapılacaksa üzerine nasıl yapılır? Ya da renk paletlerini nasıl tasarlayabiliriz gibi Canva'dan ve burada direkt Canva Pro dağıtacağım ben kendi grubumda her katılımcıya. Hatta orada bir sınıf T-Drop diye bir sınıf açacağım öğretmen üyeliğinde. Orada bir tanımlama yapacağım. Oradan aslında premium şekilde kendi mockup'larınızı, tasarımlarınızı yapıp listelemeyi göreceksiniz. Nasıl yapıldığını öğreneceksiniz ve bu listeleme yapılma tarafında ben size listeleme yapılma tarafında da anlatımda bulunacağım. O sebepten dolayı bu anlamda da bir böyle korkunuz çekinceniz olmasın. Sadece biraz ilk aşamada keza vakit harcamak gerekiyor. Ne yazık ki hiçbir iş kolay değil. Tabii burada Canva kullandığımız için işimiz çok da basitleşiyor açıkçası. Hani illa Adobe tarafına yüklenmemize gerek yok. O sebepten dolayı güzel böyle tasarım tarafında videolar gelecek. Hani biz tasarım da çizmeyeceğiz. Hani Photoshop öğreteceğim demiyorum. Direkt tasarımı satın alıp mockuplayıp T-Drop'tan direkt orderlarımızı çekeceğiz. Hatta belki bir tane deneme sizle beraber yürüttüğümüz bir tişört mağazası da açabiliriz. Böyle izleyiciler de hem oradaki gelişimi de görür. Tabii. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Şeyi çok vurgulamak gerekiyor. Bir ileri düzey bilgisayar bilgisi gerekmiyor. Sadece vakit ayırmaya niyetli olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir Etsy hesabını yönetmek yarı zamanlı işten daha fazlası. Eğer bu işten para kazanmak istiyorsanız. Ve biraz araştırma yapmak gerekiyor. Canva çok basit bir program. YouTube'da çok fazla veri var. Canva'da bir dizaynın nasıl bir mockup üzerine yani bir tişört üzerine konabileceği üzerine. Etsy'de de biraz vakit geçirirseniz büyük hesaplar ne tarz dizaynlar satmış, buna benzer ne yapabilirim? Olmaması için bir neden yok. Yüz binlerce satışı olan hesaplar var. Türkiye'den de bizim bildiğimiz müşterimiz olan, çok sayıda satışı olan arkadaşlar var. Dolarla kazanmanın tabii bir avantajı zaten Türkiye özelinde çok çok büyük. Dolayısıyla tabii eğitim programları yardımcı olur ama bu şu anlama gelmesin. Kendi başınıza da biraz vakit ayırırsanız bu sistemi çözersiniz. Bizi beklemek zorunda değilsiniz. Ya tek mağazayla da kalmak zorunda değiller dediğimiz gibi. Orada mağazaların sayısını çoğaltarak aslında kendi belirledikleri alt kategorilerde, ürün tasarım alt kategorilerine kendi kendilerine de rakip olabilirler. Bu da bizim çok yaptığımız bir taktik mesela. O yüzden şey de sorun olacaktır. Telefondan biz Etsy tarafı için konuşuyorum. Buradan telefondan Canva'dan yapıp oradan yükleyebilir miyim? Yükleyebilirsiniz ama açıkçası bilgisayarda tablette belki 10 dakikada yapacağınız şey telefonda bir yarım saat 40 dakika tek ürün için uğraşırsınız. Onu önermiyorum ne yazık ki. Hani bazı kişiler bilgisayar kullanmıyor hiç. Genelde soruyorlar hani telefondan yönetebilir miyim mağazamı vesaire. Biz çok önermiyoruz. Tablet belki büyük bir tablet varsa olabilir tasarım tarafında. Zaten tasarım için çıkan aletlerden bir tanesi. Ama mobili kesinlikle önermiyoruz o tarafta. İstersen hocam şeye de sorulara da geçelim yavaş yavaş. İsteyen arkadaşların hepsi Facebook gruplarından izliyor olabilirler ya da YouTube'dan istediğiniz yerden izleyin. Soruları yazabilirsiniz. Bize düşüyor sorular. Ben ilk soruyu şöyle ekrana yansıtıyorum.
Facebook user olarak çekmiş ama hocam selamlar, dijital tişört tasarımı yapıyorum. Şahıs şirketi açmayı düşünüyorum. Yine bu şirket üzerinden dijital olarak tişört satabilir miyim? Printify kullanacağım tişört satarken demiş bak. Yok, bir sonraki soruya geçelim. Aynı arkadaşın sorusu, düzelttim çünkü soruyu. Tamamdır, hemen geçiyorum. Şimdi oldu. Tamamdır. Tişört tasarımı yapıyorum. Şahıs şirketi açmayı düşünüyorum. Loop'a girmiş gibi oldum. Şirket üzerinden dijital olarak tişört satabilir miyim? Etsy tarafında herhangi bir şirketleşme olmadan da aslında satış yapabiliyorsunuz. Burada esnaf muafiyet belgeniz varsa ve o politikaları karşılıyorsanız belgeyi almayı, o belgeyle de satış yapabilirsiniz. Tabii şahıs şirketi olursanız da yine herhangi bir aksi bir durum yok. T-Drop tarafını tabii ki de biz şu an iş ortağımız olduğu için, dışarıdan da olsa bu arada iş ortağımız olmasa da ben yine kendi vatandaşımız olduğu için destekliyorum, pahalı da olsa bu arada. Orada düzgün çalışmak önemli olan. Aynı dediğiniz gibi hocam, aslında sistem çalışıyor. O sebepten dolayı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben şöyle, acaba soru düşmüyor mu diye diğer kanallara da bakıyorum şimdi. Yan bilgisayardan bakayım. Şu an 22 kişi gözüküyor bende ama. Ben görmüyorum sanırım. Ya güzel, 22-25 bandında düşmedik. Valla normalde beni sürekli Instagram'dan, Facebook'tan herkes darlıyor. Böyle canlı yayınlarda tam kapatırken genelde sorma isteği geliyor herhalde. Ya önümüzdeki haftaki yapacak yayında da sonradan gelen soruları yanıtlayabiliriz ki sanırım bu kayıt YouTube'a düşecek. 7 Kasım mı demiştik Ali Bey? 7 Kasım'daki videoda gelen soruları sonradan... Şimdi bir arkadaş da chatte bir şey yazmış ama onu yansıtmak istemiyorum. Çünkü farklı bir tedarikçi söylemiş. Farklı fiyatlarında. Yayınlamam doğru olmaz. Hani sanki farklı firmayla böyle Türk firmayla kapıştırıyormuşum gibi olacak. O sebepten dolayı buna cevap vermek istemiyorum. Bu arada ben cevap vermek istiyorum. Yansıtayım mı? Yok, yansıtmayın. Tamamdır. O fiyat yanlış. Öyle tamam. Devam edelim. Öyle bir fiyat yok. Bayram Bey'in kaydedilecek mi demiş. Şu anda kaydediyoruz yayını. Evet. Yayından sonra da ilk başları aslında izleyebilirsiniz. Direkt açılış yaptık. Evet. Bir soru daha gelmiş. Deniz Bey'in hesabını bağlamıştık zaten. Deniz Bey ilk üyelerimizden oldu. Biyer Medya aracılığıyla gelen ilk üyelerimizden biri. O çok sevdim. Videoları güzel. Ya Deniz Bey yapacak gibi bu işi, biraz vakit ayırması gerekiyor. Çünkü daha önce Etsy'de sanırım satışta yapmış. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kusura bakmasın öyleyse. Çok platforma aşina gibi geldi. Biraz vakit ayırması gerekiyor. Orada video tarafında muhtemelen hafta sonuna ilk şey videosunu yayınlarım diye düşünüyorum. İşte çok satan tişört veya hoodie veya bir tane ürün seçeriz. Ya da iki tane, üç tane ürün seçeriz. Hatta canlı yayında da yapabilirim bunu ekstra bu arada. Onun bildirimini bir gün öncesinden atarım. Yine sonrasında kayıt olur. İlk analiz yaparız. Oradan mesela kendimize 20 tane ya da 30 tane mağaza belirleriz. Oradan o mağazaların en son ki yüklediği ürünlere bakarız, analiz ederiz. En çok satış alan, en son yüklediği ürünler. Daha sonrasında da o ürünün benzer tasarımı ya da o ürün tasarımı nasıl bulunur, ona bakarız. O şekilde sonuçlandırırız. Bir sonraki videoda, ikinci videomuzda da tasarım tarafına başlarız diye düşünüyorum. Hemen biraz daha eğitim bazlı bir video olacak ikincisi. İlki tanıtımdı. Web sitesi ne yapıyor? T-Drop'a nasıl yardımcı olabilir? Tam olarak bu sistem nasıl işliyor? Hani bu işleyen bir iş modeli. Ben insanların şu algıya düşmesini istemiyorum. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde de en son Eylül'de sanırım Etsy'den satış yapılmıyor. İşte biz çok denedik. Haftada bir tane satabildik. İki aydır Etsy'deyim. Sadece iki satışım var. İşte reklamda çok para kaybediyorum. Bu tarz çok yorum aldım. Hem tişört işi yapan arkadaşlarda hem diğer arkadaşlarda. Ali Bey, siz muhtemelen 10 katı fazla duymuşsunuzdur.
Yani en duyduğumuz şey zaten oluyor. Yani her açılan dükkan fiziki anlamda tutuyor mu mesela? Öyle bir şey de var yani. De ilk gün mü tutuyor? Yani açtığınız dükkanı ilk gün içeri 100 müşteri mi giriyor? Bu bir. İki, Etsy özelinde bu iş, yani bir dahaki videoda biraz daha net donelerle geleceğim ama bu iş çalışıyor. Bu işten çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Biraz sabırlı olmak, biraz çabalamak lazım. Ben bunun garantisini yani T-Drop olarak veriyorum ve bu süreçte de T-Drop sizin destekçiniz. Siz bu işi büyütürken bir sipariş de veriyor olsanız, 100 sipariş de veriyor olsanız T-Drop A'dan Z'ye size yardımcı olacak üretim konusunda. Ve bu süreçte de herhangi bir iletişim eksikliği ya da kaybı yaşamayacaksınız. Çünkü diğer firmalarda, yine isim vermeyeyim, çok büyük satıcılar olduğu sürece siz hiçbir zaman özel hizmet alamıyorsunuz. Yani Printify dediğiniz yapı binlerce sipariş ulaştıran firmalarla çalışıyor, web siteleriyle çalışıyor. Siz orada çok küçük bir balıksınız. Bizim özelimizde tabii Türk olmanın da vermiş olduğu bir destek var burada. Hani Türkiye'den biri bu işi yapmak istiyor ve dolar kazanmak istiyorsa T-Drop destekçi. Zaten bu yüzden Ali Bey'le çalışıyoruz. Bu yüzden ya bir yardımlaşma şey grubunun parçasıyız. O, hani o dediğinize nazaran mesela üreticiler değil, kargo firmaları bile şimdi günlük 300 paket çıkan adama farklı muamele yapıyor, farklı fiyat veriyor. Siz belki 5 paket çıkıyorsunuz ama o adamın 2 katını ödüyorsunuz. Kadir kıymet ona veriliyor ama o adam düştüğünde, satışları durduğunda bu sefer sana geliyor. Bak şu fiyattan vereyim, işte A firmasına gitme diye. İşin sırası tabii bu. Eleştirmiyorum. Ama bizim avantajımız biraz da hep söylediğimiz o Türk butik, yeni kurulmuş, kendi üretimini kendi yapan, bunun altını çizmek istiyorum. Ve biz Houston'dayız. Dolayısıyla Amerika'nın kargo açısından en avantajlı 2-3 şehrinden biri çok ortada. Kaliforniya ya da New York'a da kargo çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Biz zaten üretimi de iyi bir sistem, iyi bir noktaya getirdiğimiz için 1-3 gününde çıkartıp 3. ya da 4. iş gününde müşterinize ulaştırmış oluyoruz. Bunlar Etsy'de de olumlu etki yaratıyor genelde hesaplara. Şimdi Etsy'nin çok karışık bir algoritması var. Ama bu ürünlerin erken çıkıp erken ulaşması sizin hesabınızın biraz daha önde gözükmesine destek olabilir. Genelde oluyor hatta. Sadece bunu... Bu belirlediğimiz processing time zaten en can alıcı noktalardan birisi. Hani şey algısı var biraz. Tamam, custom ürün, el handmade bir ürün. Uzun yapılıyor. Hani süresi, yapım süresi uzun sürüyor, tamam, ama burada yine sizi rekabet ettiğiniz konulardan birisi oradaki üretim süresi. Şimdi evet, burada 1-2 gün yapmak var, 1-5 gün yapmak var. Bir de üstüne shipping time ekleniyor. Oluyor sana 1,5 hafta sonra ya da 2 hafta sonra niye satış gelmiyor konusu dönüyor. Burada bazı şeyleri, bazı hani kolları güçlendirmek gerekiyor. Bu tarz bir tedarikle çalışmak tabii ki. Bu arada Türkiye'de belki daha ucuza imal edebiliyordur ürünü, tişört ya da ettirebiliyordur ama yine shipping time devreye giriyor. Yine ship masrafı devreye giriyor. Ya bir de hani, Türkiye özelinde Türkiye'den ürünü yolladığınızda 5-6 iş günden aşağı burada müşteriye ulaştırmanız imkansız. Türkiye'deki hele ki USPS'le. Hele ki şu sezonda. Türkiye'deki tişört muhtemelen buradaki tişörtten çok farklı olacak. İnsanlar X'ler söyleyecekler, vücutlarına olmayacak. Sarı söyleyecekler, sarının tonunu beğenmeyecekler. Bu da çok sıkça yaşanan problemlerden. Yani bizim tecrübemiz orada birebir bizim kullandığımız yöntemi ya da tişört kullanılmıyorsa o Türkiye'den çıkan tişörtlerle o hesaplar çok hızlı bir şekilde büyümüyor. Yapılamaz demiyorum kesinlikle. Etsy'de yapılamaz diye bir kelime kullanılmamalı. Ama bizim iş modelimizde bir hesap açıp Amerika'da lokal gözüküp Amerika'da Houston'dan siparişlerini çıkartıyor gözüküp hesabı büyütmeniz, daha fazla satış yapmanız daha olası. Ya şöyle bir şey de var mesela orada kullanılan biraz, yani ilk başta da bahsetmiştim. Hani oradaki mavi buradaki mavi algısı farklı diye aslında ton olarak mesela. Aynen öyle. Bu bile devreye girdiğinde aslında buradaki en ufak bir görsel baskı problemi çok absürt bir şey gönderebilir yani. Belki cırtlak bir şey gönderir. Bizim tam mavi diye gördüğümüz ama Amerika tarafında belki yüzüne bile bakılmayan bir renktir. Hani böyle niş kişilerin giydiği renklerdir. Bir de hata yapıldığında hani üretim kaynaklı ya da işte tişörtteki bir problem.
onu hızlı bir şekilde düzeltmek çok kritik. Hata yapılacaktır çünkü. Yani kargo gitmeyecektir, kargo kaybolacaktır. Sizin bir kez daha kargo göndermeniz gerekecektir ki bu konuda T-Drop tam destek veriyor. Biz kargoyu çıkardık, kargo kayboldu. O ürün ulaşana kadar, eğer bize doğru adres sunulduysa, o ürün ulaşana kadar bizim sorumluluğumuzda. Kargo kaybolduysa 12-15 gün beklenir, tekrar çıkartılır. Ya burada kullanıcı kaynaklı bir problem olmadığı sürece sizin hatanı, yani üretim hatası ve kargo tarafında bir sıkıntı varsa siz elinizden gelen desteği veriyorsunuz. Tabii %100 destek veriyoruz o konuda. Müşteriyi mutlu etmek bizim görevimiz o noktada. Tabii yani orada çünkü hani bir tişörtün kaybı belki orada hani sizin müşteri tarafından da aslında hem o insanı kaybetmiş olacağız hem oradaki tabii tedarik zincirinden ayrılmış olacak. Burada destekle aslında daha fazla kişiyi daha rahat ve güven ortamında bağlayabiliyoruz. Tedarikçilerin genelde kaçındığı şeydir. Hani ben ürünü çıkayım sonrası beni ilgilendirmez diyen firmalar da var. Bu tişört tarafında söylemiyorum. Hani birçok kategoride tedarikçiyle çalışıyoruz. Bunlar oluyor, yaşanılıyor ama burada tabii ayıplı mal olduğu sürece niye zaten karşılanmasın? Olması gereken tabii de bu. Çok az çıkıyor problem. Yani olmuyor değil. Sektörün doğası gereği olabiliyor. Daha çok problemler kargo kaynaklı oluyor. O da bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Sonuçta kargoyu biz iletmiyoruz. %1 civarı, belki çok daha düşük bir kargo kaybı var. Bazen müşteriler de ürünü bir türlü bulamayabiliyorlar nasıl oluyorsa. Ama o destek sağlanıyor. Yani diğer web sitelerinin sağladığından daha geniş bir destek sağlıyoruz o konuda biz. Kesinlikle. Daha şey oluyor mu hocam? Bu size denk geldim. Hani bana çok denk gelmedi ama soranlar oluyor bize. Hani siz farklı çok hacimli kargolar da çıktığınızdan direkt Amerika'da sormak istedim. Böyle kapı önünden çalınma gibi durumlar çok var. Oluyor mu? Var mı? Yani ondan kaçamayız. Amerika'da belli bölgelerde daha çok var. Bazen müşteriler alıp almadım diyorlar. Bu kötü bir alışkanlık ama yapılıyor. Çok önlem alınabilecek bir durum değil. Yani tişört doğası gereği çok da pahalı bir tişört olmadığı için imzalı iletilecek bir ürün skalasında değil. İmzalı olduğunda ekstra bir ücret talep ediyor. Çok ciddi ücret var. Evet. Böyle ciddi bir fark var. Burada fotoğraf sistemi yok mu? O da yok. Ekstra ücret mi oluyor? Yok. Burada fotoğrafı Amazon uyguluyor kendi siparişlerinde. O da her siparişinde ve her bölgede uygulamıyor. Yani varsa bile fotoğraf hizmeti muhtemelen UPS'in üst düzey kargolarında var. Onlarda yani tişörtü o tarz bir ücretle yollamıyoruz. Kimse de yollamıyor açıkçası. Doğru. Yani burada ticari bakmak önemli olan. Yani bizde bir tişörtün maliyeti $9.10. 4.39 bir kargosu var. 13.49, 13.5 diyelim. Siz bir tişört 18-19'a satıp $2-3 reklam ve Etsy masrafı ödeyip bir siparişten $2-3 civar kazanabilirsiniz. Sonrasında hesap büyüdükten sonra... En düşük tuttuğunuz aslında. En düşük. Şu an başlangıçtaki hesap için söylüyorum bunu. Evet. Eğer hesabınızı belli bir noktaya getirdiyseniz $22-23-25 tişört satmanız olası. Özellikle işte kişiye özel yaptığınız tişört dizaynlarında kişinin ismini yazdıysanız orada da bizim vereceğimiz hizmet, hani hızlı bir şekilde ürünü ulaştırmamız size çok büyük bir artı katıyor. Çünkü hani kişi üstünde Ali yazan tişörtü 3 gün sonra teslim alırsa olumlu bir etki yaratıyor. Bizim hızımız o konuda fark yaratır muhtemelen. O zaman son kez şöyle chatte olan veya izleyen arkadaşlar son kez soru varsa. Bir soru da ben gördüm. Ürün gamımızla alakalı. Dijital ürün, sanırım dijital ürün algısında bir şey var. Bizim yaptığımız işlem de bilhassa dijital bir işlem. Yani sizin özelinizde en azından. İşin fiziksel kısmını biz yapıyoruz. Ama sattığınız ürün dijital olmuyor. Siz fiziksel bir ürün satıyorsunuz. Sadece fiziksel kısmını bize yaptırıyorsunuz. Bir diğeri de hani Türkiye'den buraya yapılan ticaretlerle ilgili T-Drop herhangi bir noktada aracı değil. Türkiye'den tişört işi yapmak isterseniz fiziksel olarak ya da Türkiye'den ahşap işi yapmak isterseniz ki gruba yazı geliyor ahşapla alakalı. Bizim çok bilgi sahibi olduğumuz konular değil. Biz sadece tişört, sweatshirt ve benzeri web sitemizde olan ürünler üzerine çalışıyoruz. Tamamdır hocam. Orada farklı bir kategoriye geç planı yok o zaman ilk şu an. Var, var yakın gelecekte, yeni yılda. Ama şu an tişört, sweatshirt ve çantayla devam edelim. Ya orası da zaten büyük bir derya deniz. Bu arada kapatmadan şeyi de eklemek istiyorum. Burada tasarım tarafında özgün tasarım yapmak isteyen varsa tasarım
yapmayı da bilmiyorsa, yani ben şeyi denedim, güzel çalışıyor. Yani hem illüstratörün kendi AI tarafı orijinal illüstratörlerde, hem de bu ChatGPT-4'te Dolly var. Zaten ilk AI, böyle görsel AI çıktığında tanıtılan. O mükemmel çalışıyor. Oradan da böyle akıllarındaki tasarımlar varsa onları yaptırabilirler. Biz çok verim aldık. Güzel içerikler çıkarıyor. Hani öyle çöp bir şey çıkmadı. Çok geliştirmişler. İsterlerse hani bu hazır tasarım almak harici, bu tarz teknolojilerden de yararlanabilirler. Ama gün sonunda yine maliyet Etsy'den aldığınız tasarımlarla ortalama birbirine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. O sebepten dolayı amaç ticaretse direkt orada tabii tasarım odaklı, ürün odaklı gitmek gerekiyor. Hocam senin eklemek istediğin bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Zaten kayıt olacak. Hem izleyen arkadaşlar burada video sonrasında sorularını da sorabilirler. Aşağıya yazabilirler yorumlara. Biz diğer yayınımızda onları da aslında cevaplandırırız. Hem bizim için de olmuş olur. Sistem hakkında olur. Yine buradaki bizim vereceğimiz eğitim tarafında belki aklınızda takılan bir şey vardır. Bu arada T-Drop sistemini kullanmak %100 ücretsiz. Onu da belirtelim. Evet. Genelde bu tarz sistemler ücretli mi, bir abonelik sistemi gerekiyor mu diye soranlar da oluyor. Ücretsiz, sadece sipariş üzerine çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tam kapatacaktım, bir soru geldi. İstersen onu da alalım. Burada yani $5 da tişört çıkartan markalar var açıkçası. Bizim sattığımız üründe aynı fiyatı yakalama şansımız yok. Bella Canvas satıyoruz. Ama eğer bizim kendi markamızla çalışmayı tercih ederse arkadaşa ulaşabiliriz. Ya sonuç olarak fiyat listemiz sabit. Çok ciddi sayılarda bir sipariş gelmiyorsa biz fiyatlarda bir oynama yapmıyoruz. Çok ciddi dediğimde günlük 200-300 siparişten bahsediyorum. Tabii. Yani o tarz hacimlerde illaki destek olunur. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü orada güzel bir hacim çıkıyor. Hocam var mı son kez eklemek istediğim bir şey? Yok. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bunu çok uzun süre önce duyuramamıştık. Bu duyuru dün yapıldı. Bugün kayda alındı. Ama zaten YouTube'a düşeceği için açıkçası çok da takılmadık. Bir sonraki yayının duyurusu muhtemelen biraz daha erken yapılacak. Daha büyük bir kitleye hitap edeceğimizi düşünüyorum. Sorusu olanlar Facebook grubuna, Telegram grubuna, T-Drop'la ilgili herhangi bir posta yazı yazabilirler. Biz evet, bir dahaki videoda Ali Bey'le birlikte yanıtlarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.